hayata küstüm, hayata küstüm, hayata küstüm. Ben dedim hayatla barıştım kardeşim dedim. Küsmüyorum ben dedim. İyiyim ben. Allah! Adamın dengesini bozar bu ya. Keş, keş, keş. Ne yaptın ya canım? Nereye geldik kardeş biz? Okul mokul sırada duracaksın sessiz falan hocam. Yok öyle bir şey. Harbiden küstüler. Adana Hürriyet Mahallesi. TikTok dedi patlıyor. Diyorduk Allah. Ses bir daha dırnalim mürekkep değil ki kan yüzüyor kalemin bir anda kalaştikof mermileri bir de aynısındaki abiler. Dedim Gazap beni sal. Çok zor bir işmiş bu ya. Ama öyle değil. Çıkmaz yani. Sanırım Sagopakaj metruk çeleti bırakıyorum. Bazen duşta öyle bir sesler çıkartıyorum ki. Bro yani sıkıntılı yani. Hatta Fuat abi diyordu ki ya bizde favori. Yok kıyafetlerin parası şu kadar. Şehinşah ismi gelince dedik. Ne izledim lan ben YouTube'da? Çok güzel bir program olacak. Rap 3, 2, 1 başladık. Rap Show'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün 10. bölümümüz. 2. sezonun 10. bölümü. Valla 10 bölüm ne ara geçti hiç fark etmedim ama 10. bölüme gelmişiz. Gelmesini çok istiyorduk. Siz de yorumlarda gelmesini çok istiyordunuz. Ve nihayet karşınızda Cash Flow bölümüyle birlikteyiz. Rap Show'un devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ki Rap Show'un devamı böyle sezonlarca gelebilsin diyorum. Rap Show Kesitler adında da bir kanal açtık. Şu açıklama kısmına da bırakıyorum. Oradan da kanala abone olursanız çok seviniriz diyorum. Ve hiç durmadan direkt konuğumu sunmaya geçmek istiyorum. Abi sana o kadar uzun bir sunum hazırladık ki şimdi bak geliyor. Türkçe rap'in bugünlere gelmesinde büyük katkısı olan, çeyrek asırdır müzik yapan, 25. yılında bile yeni yeni MC olabiliyorum diyecek kadar alçak gönüllü, çizgisini bozmayan, rap müziğin en değerli taşlarından, idollerinden, sokaklarından gelen, bir günde 4 şarkı kaydedebilen, namı diğer Çado, şimdiye kadar yayınladığı ve yayınlamadığı yaklaşık 2000 şarkı üretmiş olan, ne? 2000 şarkımı wow diye not düşmüş Allah seni kahretsin. Karşınızda Cash Flow! Cinayet yapıyorum hitabe değil. Cinayet var ama bir tane değil. Çünkü ihanet hikaye değil. Tesbih salla. Abicim hoş geldin. Hoş bulduk bro. Abi sonunda seni burada görmek harika ya. Eyvallah şükür çok şükür. Ulaşamadık sana. Görüşemedik evet, bir türlü. Evet onu daha yeni fark ettim. Evet abi ama sonunda buradasın. Nasip ya bugüneymiş. Bu sahte kısmı direkt geçiyorum abi. Hemen programı açayım ve sohbete bir an önce dalalım istiyorum. Hadi hemen saldıralım. Rap Show başlıyor. Çağdaş abi programımızın klasikleşen sorusuyla başlıyorum. Evet. Mutlu musun? Genel olarak mı? Genel olarak, özel olarak sana bırakıyorum abi. Şükür ya nasıl diyeyim haftada 7 gün varsa 4 gün 5 gün mutluyum 2 gün mutsuz mu öyle diyeyim. Abi çok iyi istatistik bu arada Türkiye için. Genel ne olacağı belli olmuyor belli ya. Belli olmuyor. Neye mutsuzlaşacağım hiç ben kestiremiyorum yani. Neye üzüleceğim neye sinirleneceğim belli olmuyor. Bir de mutsuz olacak bir şey çıkıyor abi burada. Bu ülkede evet biraz fazla potansiyeli var. Vardı. Üzme vardı. Potansiyeli var bu coğrafyanın biraz. Şehinşah ile düetiniz Maymunlar Cehennemi, Rejo ile düetiniz Gidersin Araya ve Berkay Duman'la düetiniz Çapraz Ateş için öncelikle tebrik ederim. Eyvallah, teşekkürler. Sağ olun. Abi saymakla bitmiyor ya. Vallahi bak birazdan senin düetlerini konuşacağım ama. Şehinşah'la klip çekimleri nasıl geçti abi? Eminim çok eğlenceli geçmiştir. Şehinşah zaten eğlenceli bir evet sanatçı. Abi. Gerçekten yani keyifli bir iş oldu. Zaten şarkıya da biz okurken yani bunu ben okuduğumda kimle yapacağım belli değildi açıkçası. Fikir yoruyorduk, düşünüyorduk. Şehinşah ismi gelince dedik bitti yani. Başka bir şey düşünmeyelim bu şarkının üstüne. Şarkıyı gerçekten güzel yorumladı bence. Benim yaptığım şeyin üstüne harika bir iş çıkardı. Klip de ona keza Oğuzhan zaten çok iyi bir görüntü yönetmeni. Kendimiz ona bıraktık. İstanbul'un güzel bir manzaralı bir yerine çıktık. Ondan sonra bir tane böyle bir depo gibi bir yer bulduk. Orayı biraz ışıklandırdık. Orada bir şeyler yaptık. Sonra arkadaşlar İstanbul manzaraları çektiler, çıktılar. Çok keyifliydi yani. Geri dönüşleri bir gün, nasıl çalış iki abi? Günlük çalışma oldu çekim aşaması herhalde. Geri dönüşleri nasıl abi klibi? Mutlu açıkçası ben şöyle söyleyeyim. Ben o klip bittikten sonra çok yoğun Yener abiyle Sana Ne diye bir şarkımız var. Onun klibine geçtim. Evet abi sen klip çekiminden buraya zaten böyle evet. Hemen geldin. Çok yoğun bir program. Oradan oraya geçince bayağı orada da yoğun oldum. Misafirlerimiz oldu. Başka ekstra durumlar oldu. Hı-hı. İki gündür doğru düzgün aslında tepkilerle ilgilenemedim. İşte, birkaç tane like attım öyle. Sabah rakama baktım. Şu an için güzel gidiyor. Gayet iyi gidiyor. Daha hızlanır yani. %100. Hızlanır diye abi düşünüyorum. Bir artık yaz geldi ya biraz böyle millet dışarıda falan galiba biraz daha geç falan dinliyorlar, izliyorlar. Evet, evet, İçeriklerde evet. Genel böyle bir durum var yaz olabilir, gelince. Olabilir. Yaz olunca biraz azalıyor olabilir. Sıkılıyorlar yani çünkü dışarıda. Evet, abi. Ya ben yazın aslında yapacağımı şu an. Kışa hazır yani benim şarjörler. Abi seni böyle üretken görmek ne güzel evet. Ya.
20 yıldır falan biliyorum Keşflow'u. Senin böyle bir dönem üretmediğin bir dönemin olmuştu abi. Bayağı bir dönemler üretmeme sıkıntım oldu. Yani bilerek yapıyordum bunu ben. Öyle mi? Bir yani, taktik olarak mı Çağdaş taktik abi? Taktik değil, ortamı izliyordum. Daha fazla ileri gidemeyeceğimizi görüyordum yani orada. Ortada bir eksikler var. Biraz da kendini soğutmak gerekiyor. Yani bu iş sanat işi. Sürekli şey gibi yani. Göz önünde olmanın bir atölyede böyle çalışır. Hani böyle ne bileyim, o da zanaatçıdır hani. Demir çelik atölyesinde. O da zanaatçıdır ama o devamlı 20 yıl yapar işini yani, anlıyor musun? Tatile gider arada ama bizimki beyinle yapıldığı için hem ruh hem duygu hep kalp hepsi var. Öyle olunca arada çekilmek gerekiyor sanat işinde. Ara 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 verdim ufak ben. Bırakma böyle hiç olmadı bende. Hiçbir zaman da demedim Türkçe rapi bırakıyorum falan. Çağdaş abi, şimdi seni bulmuşken sormak istiyorum. Bak işte yok aslında ama TikTok hakkında ne düşünüyorsun abi? Vallahi gayet faydalı bir şey bence. Abi, ben çok geç girdim. Yani girdim değil, ben girmedim. Benim TikTok hesabım aktif değil. Kendi ama senin şarkılar TikTok'ta çok aktif abi. Evet, öyle bir durum var. Ben onu da arkadaşımın çocuğundan öğrendim. Yani babam dedi ki abi dedi TikTok dedi patlıyor. Evet abi. Her yerde sen varsa sen dedi biliyor musun? Ben TikTok'um yok benim telefonumda o zaman. Ya dedim bir kurayım, neymiş bu? Girdim baktım böyle, ilk kullanamadım. İki tane paylaşım attım, TikTok ayağa kalktı. Bunlar tararlı öyle böyle tehlikeli falan dedim. Nereye geldik kardeş biz? Korktum TikTok'tan. Abi, dedim bana göre değil galiba. O güne kadar ya senin şarkılar TikTok'ta çok patlıyor falan. İşte arkadaşımın diye çocuğu söyledi. Dedi ki böyle böyle abi, küçücük çocuk dedi abi böyle böyle. Bir girdim baktım harbiden öyle. Ondan evet, sonra abi. Ya bir yerde şarkılar zaten eski şarkılar böyle bir yükselmeye başladı. Spotify artistten falan takip ediyorum. Bir garip bir durum var ama anlayamadım nereden. Neden falan diye şey neden yapıyordum diyorum yani. Sonra bir baktım ki TikTok'a hep benim şarkıları evet atmışlar. Abi. Bir şeyi nasıl kullandığın çok önemli. Kesinlikle. Yani düzgün kullanırsan düzgün olur. Kötü kullanırsan kötü olur yani. Evet abi. Evet abi, biz de kullanıyoruz abi. Ama mesela işte abuk subuk içerikler değil de kendimize yakıştırdığımız ya şeyleri bazen yapıyoruz. Bazen şöyle bir şey var. Abuk subuk içerikler de ilgi çekebiliyor. Evet abi. Bazen ben onları izlemek için giriyorum yani. Değil mi abi? Ciddi şeyler olduğumu geçiyorum yani, anlıyor musun? Böyle bakıyorum abuk subuk deniyor şey var, kalıyorum orada. Bazen yani kafa onu istiyor abi. Aynen yani, enteresan şeyler de arıyor insanlar. Eyvallah. 01 dizisi için çektiğiniz Gazapizm'le olan düetiniz Pusula isimli klibiniz 84 milyon dinlenmiş abi. Evet. Öncelikle bunun için tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Kameraları sevmiyorsun. Evet. Böyle bir durumun var. Nasıl ikna ettiler seni klip için? Çünkü klip Adana Hürriyet Mahallesi'nde çekilmiş. Kendisi de yönetmenimizin Cihan abi Adanalı bu arada. Oraları eyvallah çok iyi bilir. Bol koreografili bir klip. Çok emek var. Neler kaldı o çekimlerden aklında? Ayrıca kameraları neden sevmiyorsun? Böyle bir sebebi var mı başlama noktası? Valla kameraları neden sevdiğimin hakkında bir fikrimi kendim bile onun farkında, yani neden olduğunu anlayamadım yani. Çünkü yıllardır kamera karşısındayım ama hala. Hep kliplerde görüyoruz abi ama sadece. Yani yok, sonuçta konsere de çıktığımızda ellerinde kamera oluyor, evet, çekiyorlar. Ya yani kamerayla hep iç içeyiz biz yıllardır. Aslında kamerayla ilgili bir sıkıntım yok da sevmiyorum ya. Pusula klip çekimleri Cano. Diziyi ilk ünlü değilken, dizi çıktığında izlemeye başladık. İlk, ikinci, üçüncü bölümde yakaladık diziyi. Hı hı. Dedik böyle bir şeyler yapıyorlar Adana'da falan. Birbirimize yolluyorduk, gülüyorduk falan. Böyle sahneler atıyorduk birbirimize. Sonra nasıl oldu? Ben Argo İzmir'de stüdyoya gittim bir kere. Bana dediler ki böyle böyle bu işten teklif geldi bize. Yapalım mı Pusula için? Diziyi bir daha izledim. Ya izliyorum zaten, bakmaya bir iki üç bölüm izlemiştim de bir daha bir bakayım dedim şuna. Nasıl olur diye hani. Baktım hemen dedim aç BT. Anladın mı? Kolay olacak bu iş dedim. Kaç dakika oldu ya? 20-25 dakika içinde yazdım ben sözü. Ciddi misin abi? Orada hemen kaydettim. Gazap'a bıraktım. Gazap dedim, şarkı sende. Gazap'ın bölümleri yapıldı. İşte birleşildi falan. Klip için de açıkçası klipe çağıracaklarını bilseydim belki yapmazdım ben. Kamera var diye değil mi? Yok yani, beni yerimden alıp bir yere o zaman o kafalar Bornova'dan beni alıp bir yere götürmek. Bir de Adana'ya yani. Yani yerimden kalkmayı sen ya. Yani Bornova'dan beni yani şeye de çağırsan, Ayvalık'a da çağırsan gelmeyeceğim yani. Hani bir saatlik mesafe. İstemiyorum, Bornova'dayım o dönem. Nedense öyle bir kafadayız. Semtte takılıyoruz yani. Çok çıkmıyoruz. Önemli bir işimiz olmadıkça, ciddi bir durum olmadıkça çıkmıyoruz. Yani müzikte aktif kovalamıyorum. Albüm yapıyorum, bir şeyler yapıyorum ama çok aktif değilim yani. Ön planda değilim. İki basamak arkadayım yani bilerek. İşte Gazap'ı destekliyordum. Çağrı Sinci'yi destekliyordum hani. Onlar da müzikte güzel ataklar yaptılar o dönemler Argo İzmir'in. Evet abi. O dönem öyle bir iş çıktı. Klibe çağırdılar. Dedim Gazap beni sal. Beni dedim salın yani. Beni dedim ellemeyin. Yaptım şarkı dediniz. Şarkı alın size şarkı. Yani ben dedim klipte dedim birkaç kişiyi vurun dedim baba. Sahnelerde filmlerden sahneler koyun. İşte filmler çünkü çatışmalı sahneler hep. Hep böyle küfürlü şeyli bizim sokağı anlatan biraz evet, gerçekçi abi, bir şey. Evet tarzına çok uygun bir şey. Uygun olduğu konsept için bana dedim bozmaz benim şarkımı. Klip dedim filmden dedim ekstra sahneleri alın, ekstrem sahneleri koyun. E dedi ben ne olacağım o zaman. Ondan sonra öyle olunca baktım şey yapıyorum yani. Sıkıntı yaratıyorum. Profesyonellikten bayağı çıkmışım yani onu fark ettim. Ya ondan sonra nasıl oldu? Hadi
dedim gidek. Ama böyle var ya hani bin bir şeyle yani. İstemiyorum yani bir yere git. Adana şivesine gidek. Evet. He, Adana'ya gidek yani anlıyor musun? Sıkıntı yok bari yemek falan yeriz takılırız. Adana olmasa belki gitmem yanlış anlama. Ha o derece. O derece. Kalkmam yani yerimden. Ulan dedim severim ben Adana'yı. Daha önce de çok gitmişliğim var. Hadi dedim gidelim değişiklik olur. Dedim ki bilet alın. O gün bilet almasalar da ertesi gün belki fikrim gene değişir. Yine götüremeyebilirim. Aynen ben öyle bir adamım. Şu an devam ediyor mu peki abi o bir yere götürememe zorluğu yok, sende? Yok şu an öyle bir şey yok. Şu o zaman değil. Aktif müzik kovalamadığım için. Zor geliyordu o zaman. İş olarak değil yani. Yani çok iş olarak yapsak okey. İş, evet, işe gidilir yani. Ama iş değil. Keyfi yaptığınız için istekle oldu. Hani istedik yap. Yani yapmayı istediğimiz için oldu yani. Hani yoksa bir iş olarak da çok böyle ilk başta bakmadık. Çünkü kimse bilmiyordu diziyi. O şarkıyı yaptıktan sonra şarkı çıkmadan biz zaten bir hareketlendi dizi. Sonra şarkıyı verince dizi zaten koptu. Abi bu dizilere çok etkisi oldu rap müziğin son zamanlarda. Ya abi böyle müzik genel olarak yani şimdi sanat olayında müzik etkilidir. Görsel nasıl göz görmek, kulakla duymak yani etkili olması gerekiyor. Son dönemde etkili olması aslında daha kötü yani kötü bir şey bu. Bizim geç kalmışlığımızı geç gösteriyor. Geç kalmışlığımızı gösteriyor bu. Kesinlikle abi. Abi hazırsan kimlerle düet yaptığını sayacağım alfabetik sırayla. Ama bayağı bir uzun sürebilir burası. Aynen. Yani. Eksik de vardır onlarda bayağı. %100 vardır. Bizim atladığımız çok isim olacaktır. Öncelikle kusura bakmasınlar. Estağfurullah. Anafor, Anıl Piyancı, Araf, Art, Benfero, Berkay Duman, Boykot, Caninan, Catwork, Crack, Defkan, Dinamit, Emir, Monoman, Muşta, No1, Ortak, Pi, Rejo, Sansar Salvo, Selo, Set, Şam, Şehinşah, İksir, Yener Çevik ve Zeze bizim bulabildiklerimiz 39 tane rap sanatçısı. Daha neler var ya. Ben sayayım bir 30 tane. Abi sen de bir 30 sayarsan. Abi inanılmaz ya. Aynen. Eyvallah. 22-23 yıl oldu bu işi yapalı. Yani çok kişiyle tanıştık. İşin en başından beri varız. Ben de genelde hani Amerikan rapi dinlerim ben. Hı-hı. En sevdiğim şarkılar da düet şarkılardır genelde. Düet olayı yani bu işte var. Kesinlikle. İki sevdiğim sanatçıyı yan yana görmek istiyordum yani. Abi ben. Şey ama herkes uyum sağlayabilmen çok enteresan Çağdaş abi. Aslında ya. Değil ya. Herkes tam uyum meç olmasa, olmuyor. Değil mi? Olmuyor ama, değil mi abi? Yani hiç olmasa bile gene gidiyor yani. Bir şekilde akıyor. Akıyor ama bazı kişilerle ekstra uyum olduğunu biz gözlemledik. Bu adamla yan yana geldik mi bir değişik duruyor dedik. Enerji yani farklı bir şey oluyor. Evet sahnede bile öyle oluyor. Şeyde bile oluyor böyle sanatçılar var. Bu herkes için geçerli. Herkes de oluyordur yani. Abi nice düetleri diyoruz ya. Neredeyse ya. Yaşın kadar her yıla başka bir düet sığdırmış ya Çağdaş aynen. abi. Valla aynen. burada hakikaten bak alkışlamıyorum bayağıdır böyle Çağdaş abiye kocaman bir alkış. Ben de kendimi de alkışladım hadi. Çağdaş abi şimdi hazırsan hızlı sorular bölümündeyiz tabii, abi. Hazırım. Burada sana bir takım hızlı sorular soracağım. Hiç düşünmeden direkt olarak cevap vermeni evet. isteyeceğim. Düşünme payı yok abi. Abi sıkıntı bir şey bir anda gelirse onu atarsam sıkıntı olur. Hani onu durdurmam gerekebilir başka o, bir şey. O bombaları bekliyoruz abi evet. senden. En büyük korkun? Depremde ölmek. En sevdiğin özelliğin? Her an her şeyi yapabilir olmam. En sevmediğin özelliğin? Çok sinirli olmam. Bilgisayar veya konsol oyunları oynar mısın? Oynarım. Ne oynuyorsun abi? Red Alert oynarım severim. Aa öyle mi? Şu an evet. oynuyor musun aktif olarak? Her zaman yıllardır oynuyorum. Aa harika. Favori hobin nedir? Favori hobim çok güzel. Atıcılık sporu. Ne kadar zamandır yapıyorsun abi? Bir yıldır yapıyorum amatör olarak. Drone ile ilgileniyorum. Drone severim. Aa kullanabiliyor musun abi? Kullanıyorum aynen. Aa süper şahane. Aynen. Onun da bir sürü izni belgesi, cartı, evet, curtu abi. Evet ya o biraz sıkıntı o yüzden yılıyorsun kaldırılmıyor. Ya, biraz evet. aynen beni biraz o yordu. Yapmak istediğin en sıra dışı hayalin? Ya hayalimi yaşıyorum aslında cevap vereyim. Yani çocuklukta ilkokuldayken şeyi dinlemiştim. Snowboard, Infomur, Aliki Bombombeyam. Bunları gördükten sonra dedim ben de böyle bir şeye dönüştüm. Düşmem lazım. Benim böyle olmam lazım. Teyp almıştım bir tane. Takıyordum, geziyordum. Sonra Kartel çıktı. Dedim tamam benim olayım bu. 94-95 senesinde Urfa Siverek'te yaşadım memlekette. Biraz böyle sert yetişeyim diye yani. Böyle batıda hani şimdi İzmir'de yetişen bir genç farklı, doğuda yetişen genç farklı. Urfalısın bu arada Çağdaş abi. Siverekliyim ben. Yarı Elazığ, yarı Siverekli. Öyle yani o dönem bu macera başladı. O günden bugüne hiç bırakmadın abi. Hiçbir şeyi bırakmadım. Yani sanatçı olarak bakma sadece olay. Grafiti denedim. İşin ruhundasın sen. İşin ruhunda şeyinden girdim yani. Öğrene. Yaşadığın en utanç verici an Çağdaş abi. Aga. Çok mu var? Ya nerede ne? Ya ben öyle bir değişik pozisyonlarda bulundum ki. Çok uzun süre olmadı. O yüzden hatırlayamıyorum şu an. Çok yani. Eskilerde ha, kaldı o zaman. Onu da hatırlayamıyorum yani. En sevdiğin Twitch yayıncısı kim? Hiçbirini bilmiyorum ki. İzlemiyor musun Twitch abi? Bro vallahi yok bende Twitch. Yok değil telefonumda mi Twitch? Maalesef. Ama kuracağım senin için. Şey YouTube'da falan belki kesitlerini görüyorsundur abi bu canlıyın. Mestefe bizim yapmaya başladı. Evet, Mestefe'yi severim. Bayağı Duman Yakın kardeşi. Duman Yak abi. Selamlar olsun Mestefe'ye de buradan. Aynen. Ya. Her programda ona konuşuyoruz. Ona baktım bir iki kez sanki. Evet bir iki baktım ama bu ara o kadar yoğunum ki çok bak, fazla şeyim onun TikTok'uma bile kendim bakmadım. En son 20 gün önce 30 gün önce mi ne girdim. En sevdiğin YouTube içerik üreticisi kim? Ya ben daha çok bilgi içerikli YouTube şeylerini seviyorum. Abi
Abi bu bir kendisi. Ben de sen bir dakika. Sen işte iki dakika verelim sana. Hala çalışıyorum. Hala çalışıyorum. Süper. Şimdi rapçilerden böyle rap müzikle alakalı bir şey bekliyorsunuz biz benden galiba. Vallahi ben hiç beklemiyorum yani abi. Öyle ben mesela YouTube içeriklerinde Barış Özcan diyeyim ya. Yani öyle birine tutulmuyorum YouTuber diye. Berkcan Güven'i de severim. Reymen'e de bakmıştım, izlemiştim var. Hani izliyorum, göz geziyorum, geçiririm. Öyle birine kanalize olmadım yani bir YouTuber'a. 25 yılını 3 kelimeyle anlatır mısın Çağdaş abi? Sis, duman, müzik. Sis, duman, müzik. Eyvallah. İzmir Bornova'yı 3 kelimeyle anlatır mısın? Çağdaş abi, hızlı sorular biraz fazla mı yavaş sorular oldu acaba? Nasıl hızlı sorular seni çok bozdu abi? Bu yavaş mı? Bu şu an bayağı yavaş. Bu hızlı soru mu yavaş soru mu? Hızlı soru abi, şu an bayağı hızlı sorulardayız. Bornova'yı 3 kelimeyle. 3 kelimeyle, hiç düşünmeden. Kalbim, beynim, mahallem. Rap dışında hangi tür müzikler dinlersin abi? Oo güzel. Trip hop dinlerim. Büyük bir Prodigy fanıyım. Öyle mi? Oo, Smash My Beat Shop. Hani bütün albümlerini dinlemişliğim var. Şahane. Ondan sonra öyle bir müzik tarzıyla herhangi bir şey meçleşmişliğim de yok rap dışında. Güzel olan Türk'ü her şeyi. Severim. Yok, güzel olan her şeyi. Türk'ü seviyor musun abi? Oo. Dinler misin böyle çok? En sevdiğin Türk hangisi? Ya bro hiç öyle ayırmam. Musa Eroğlu'nun Türklerini çok severim. Şu an Musa Eroğlu dinliyorum bu ara. Arif Sah. Sürekli dinlerim yani. Abi hiç Türk'ü dinleyeceğin aklıma gelmez. Ya iyidir, ruhu dinlendirir. Bak şimdi arabesk falan mesela beklerdim. Yok arabesk. Çok şaşırdım abi. Mesela arabesk sevmemen abi. Ruhumu bunaltıyor kardeşim benim. Allah Allah ya. Bunaltıyor benim kardeşim. Saygım sonsuz ama ben Türk'ü dinlerim, bizim özümüzdür yani. İslamik Force ve Kartel'in rap'e başlamamdaki katkısı nokta nokta noktadır. Çok büyüktür. Hangisinin çok daha büyüktür Çağdaş abi? İlk Kartel, sonra İslamik Force. Sıralamaya gidersek MC'liğe etkileyen İslamik Force'tur. Ama hip hop'u kanalize olmamda Kartel'dir. Yani Kartel başlatan, İslamik Force şeyi patlatan gibi olmuş yani. Benim böyle gözümde öyledir yani. Hayata Küstüm şarkısının hayatındaki yerini bir cümleyle anlatır mısın? Baş belam ya. Ciddi misin abi? Yakadan düşmeyen bir şarkı değil mi abi? Benden senin için? Abi kaç yıl oldu Çağdaş abi? 18 sene oldu. Vallahi oldu. Ve hala Kutay, biliyor musun Hayata Küstüm şarkısını? 18 yaşında abi. Ve Hayata Küstüm şarkısını biliyor. Harbiden küstüler ama yani. Memleketi yani harbiden iyi analiz ettik yani. 40 yaşında adam Hayata Küstüm şarkısını biliyor. 25 yaşında biliyor. 18'den bu kadar farklı kuşaklara hitap eden ya ben şarkı. Eskiden bir de bir konserde onu bir konserde 3 kere okutturuyorlardı. Ciddi misin? Aynen. Ben ondan sonra bir dönem sonra ben onu yıllarca okumadım. Sahnede okumadın mı abi? 10 yıl okumayı bıraktım, şey yaptım. Hayata Küstüm yok. İstiyorsanız çıkmıyorum konserde. Şu an okuyor musun? Şu an okuyorum. Bazen. Abi oku, bizi mahrum bırakma. Şu an bazı sahnelerde okuyorum yani. Her zaman değil. Şimdi biz o dönem 3-5 tane Orhan Gencebay'dan, işte Müslüm Baba'dan sample kullanıp yaptıysak 55 tane de değişik yerlerden aldık. 300 tane de değişik yerlerden aldık. Onları hiç konuşmadılar. Orhan Gencebay'dan sample aldık. Bizi arabeskçi yaptılar. Arabesk rapçi yaptılar. Öyle olunca ben çok gıcık olmaya başladım camiaya. İnatla dedim, başarılı da olsa yapmayacağım. Benim kaderimi de etkileyecek olsa bu iş. Bitti dedim bu iş. Bir süre o tarz şeylere vazgeçtim. Yapmadım yani. Kendi kafama göre gittim yani. Arabesk rap furyası olduğu dönemdeki söylentiler. Beni onlarla bir tutmaya kafalarına girdiler. Seni. Aynen. Ben çünkü hiç müziğe benim başladığım şeyi baksalar çok farklı. Var abi bizde. 98-99'dan başladığım şarkılarla soundlar çok farklı soundlar. Ben piyanodan bile sıkılıyordum. O zaman Türkçe rap, eski Türkçe rap, piyano, keman, ritim, küçük bir bas, üstüne ver ayarı. Böyle bir Türkçe rapti. Ben o zaman synthesizer kullanıyordum. Hatta Fuat abi diyordu ki ya çok güzel şarkılar ama ya bu synthesizer'lar çok ya diyordu. Böyle bir minyum minyum bir sesler geliyor arkada. Böyle bu bir şeyler. 808 yapamıyorduk, yapmaya çalışıyorduk. O zaman öyle bir teknoloji yoktu. Bu bir aşama, yolculuk yani bu. Tabii abi her şey böyle başlıyor zaten. Bir de bu arada şu an izleyenler belki çok olayın farkında değiller ama internet yok abi o dönemde. Abi ben neler yaşadım. Öyle bir şey var ya. Ben müzik yapmaya başladığımda biz interneti CD'den takıyorduk. Ya rap yasak gibi bir şeydi yani ülkede resmen. Devam ediyorum abi bu sorulara. Orhan Gencebay'ın Al Senin Olsun şarkısının hayatındaki önemini Hayata Küstüm şarkındaki bir mısrayla anlatır mısın? Kariyerimde çok büyük önemi var. Bir mısrayla nasıl anlatayım Hayata yani? Küstüm'den bir mısrayla Orhan Gencebay'ın... Yaşamak sorun oldu. Yaşamak sorun harbiden oldu. Harbiden öyle. Buraya bir alırız alkışla. Buraya bir... Abi var ya, ya senin o dönemde bir MP3'ler vardı hatırlarsın abi, böyle USB uçlu şarkıları atardık içine. Evet. Böyle o Hayata Küstüm'ü... Kaybolurdu. Evet abi, hep kaybolurdu, yenisini alırdık Eminönü'nden falan böyle. Hayata Küstüm'ü kaç yağmurlu sokakta böyle çocukken dinleyip kendi kendime tribe girdiğimi hatırlıyorum. Bir de o yaşta neye hayata küsüyorsam yani 13-14 yaşındayım neye küsüyorum yani ama öyle tribe sokuyordu abi o dönem. Eyvallah. Çocukluğunu yani, hatırlıyorsan evet güzel bir abi, hatıradır ya. Evet işte bizdeki yeri o anlamda çok acayip yani. Şu an yeni nesilden biri dinlesin.
mesela belki çok bir şey çağrıştırmayacaktır tabii. Yani. Devam ediyorum. Klip çekimi süreçleri benim için nokta nokta gibi geçer. Stresli geçer ya direkt. Çekimim varsa ben de stres sinirli, stresli geçer. Yani. Eyvallah. Mahlasını şimdi yeniden belirlemen gerekseydi eğer ne olurdu? Ben memnunum, ismimi niye değiştireyim? Yani bir değiştirme hakkı verseler sana. Değiştirebilirim. Türkçe bir isim koyarım belki. Hı-hı. Ne olacağını bilmiyorum ama değiştirmem ya herhalde. Artık zaten abi yani. Yani değiştirmem, saçma yani. Sen de özdeşleşmiş. Keşke Lovşin'i Türkçe gibi oldu. Değil mi abi ya? Hiç bak demin şey dedi ya Çağdaş İngilizce abi. Gibi değil. Türkçe bir şey koyardım dedi ya şey oldu kafam nasıl yani? Keşfulov İngilizce abi. Miydi falan gibi oldu. Yani o kadar abi o aynen. Anlamında düşünmüyoruz evet. Senden duyunca. Bir şey diyeceğim. Mes hangisiydi? Neydi Mes? O benim grafitici şey o illegal tagimdi. Bak ne kadar çalıştığını sen gör artık yani. Yani bak her güzel ilk var. Defa bu arada aynen bugüne kadar çok şeye katıldım öyle röportajdı falandı filandı. Konser sonu konser öncesi öyle çok. Gerçekten analiz etmiş arkadaş. Mes'i ilk defa söyleyen bulan yani, diyebilirim. Yani yakalamış bazı şeyleri aynen soruyor. Ama Çağdaş abi işte biz röportaj yapmıyoruz ya biz show programımız. Show programı. Evet. O yüzden o biz her şeyin detayıyla farkıyla devam ediyoruz. Altay'ı tek kelimeyle anlatır mısın Çağdaş abi? Büyük Altay. Kendini diss atsan ilk mısran ne olurdu? Hadi bakalım. Hadi bakalım abi. Hadi. Ben şey şarkılarda ilk disse girerken değişik giriyorum. Yediğine içtiğine dikkat et derdim. Yener abi şarkıda diyor ya. Öyle derdim yani. Bir insanda seni en çok rahatsız eden özellik nedir? Çok özellik olabilir benim insanlığa rahatsız eden. Tek bir özellik değil. Bence bir sürü özellik olabilir. Saygısızlık bence. Saygısızlık bütün mi? İnsanları evet. Zaten rahatsız eder. Beni değil sadece. Götü başı oynarsa rahatsız olurum. Ve son olarak tüm dijital platformlardan 3 şarkın hariç hepsi silinecek olsa hangi 3 şarkının kalmasını isterdin? Sevdim mi soruyu? Eyvallah. Şu an böyle kalbinden gelen ilk 3 şarkı hangisi? Hayata küstüm. O zaten evet abi. Şimdi çok onu sevindim. Yapmazsam kariyerime ihanet etmiş evet olurum abi. Değil mi? 2 pusula olsun. Pusula. 3 de şu bulamadım. Söyleyeyim mi 3. şarkı? Çocuk uyan. Hızlı sorular bitti cevapları için. Kocaman bir alkış Çağdaş abi. Çağdaş abi Ege Üniversitesi'nde okumuşsun evet. Ama bölüm yazmıyor. İnternette hiçbir plastik yer... teknolojisi. Plastik teknolojisi. Plastik. Plastik. O nasıl oluyor abi? Plastik teknolojisi. Plastiğin ham maddesi, işlenmesi, kimyası, polimer kimya. Bitirdin mi abi bu bölümü? Bitirme aşamasına geldim sonra albüm çıkarınca çok sempatik gelmedi ortamlar bana. Ya dedim benim burada ne işim var ya? Var? Benim dedim işim burası. Dedim benim burada ne işim var? Direkt o tarafa doğru yöneldim. Ondan sonra da bir daha uğramadım oraya. Sonra ne oldu? Yıllar sonra bir şey oldu. Bir şeyler birileri dedi ki ya mezun olsaydın şu diploma dursaydı yurt dışına gidersin bir şey olur. Bir şeyler söyledi. Birileri bir kafaya soktu beni. Benim hakkım varmış. Sonra baktım araştırdım. Ha, girebiliyormuşum. Bir başvurdum tık aldılar beni gene üniversiteye. Bu sefer ama yaşım büyük. Kaç yaşındayım o zaman? 29 yaşımı. Yaş olmuş 30-29. Kafa da gidiyor geliyor binince. Ya arkadaş 2 gün sınıfa girdim 40 dakika. Gençler de var şimdi. Çok zor bir işmiş bu ya sırada durmak. İyi bir şey yapmamışım ben o dönemde yani hiçbirine hiç kimseye yani. İyi bir şey yani sakin duruyormuşum. Çok sakin bir insanmışım yani okul döneminde. Abi 40 dakika duramadım yani ben dedim yok burada yapamam. Ondan sonra dedim sınavları nasıl yapacağız? Yani sınava girsem olur mu? Öğretmene söyledim. Ben dedim anksiyete yaşarım burada. Çıldırırım burada ben. Bu dersi de işleyemezsiniz dedim yani. Ben öğrenci olamam dedim sınıfta yani. Şey mi darladı abi senin? Sınıftaki insanların hal ve hareketleri yok, mi senin? Yok. Onu değil. Genç yani. Çok enerjik. Bir de yani tanımıyorum. Şey bir de hani okul mokul sırada duracaksın. Sessiz falan. Hocam. Yok öyle bir şey. Öğretmenleri çok severim. Saygılıyım ama. Bizim dönem daha farklıydı. O döneme göre şimdi onları yaşayınca bir daha oraya geri dönünce bir sinir oluyor. Bir şey oluyor. Hayırdır oluyorsun yani. Şimdi artık yemez diyorsun yani. Cash flow'uz bir de aynı zamanda. Evet. Tanıyanlar da çıkmaya başladı. Abi, evet. Hemen gittim ben birine. Orada yetkili birine. Dedim ki bu işin dedim bir yöntemi vardır yani. Ben bu sınavlara girmek istiyorum. Derslere girmeden sen sınava da girebiliyorsun. Senin böyle bir hakkın var dedi. Oo dedim bunu dedim daha önceden niye söylemediniz? Bu arada sınavlara girdim. 6 tane ders vardı o sınavlarda. 4'üne girdim. İkisini vermişim. Diğer ikisine girecektim. Sonra sıkıldım dedim. Benim ne işim var ya? Sonra gene bir fikir değişti bende. Ya dedim ben neyin peşindeyim ya? Ne okulum okulu? O iki dersi geçmeme rağmen diğer o iki dersi vermeye gitmedim. Abi zaten yıllar önce de bu düşünce yüzünden bırakıp bırakmıştım ha. Sonra bir geri, ya niye öyle dedim ki deyip geri döndün. Yine aynı ama düşünce arada, yüzünden yine bıraktın. Ama bu arada ben hiçbir öğrenciye de kötü örnek olmak istemiyorum. Benim okumak istemiyordum yani. Bu kadar basit yani. Şimdi istemeyen bir şey olmaz. Abi müziğe başlama hikayeni şöyle anlatıyorsun. Grafiti ile başlamışsın. Evet. DJ programlarına merak saldığın süreçlerde evet. 3-4 kişiyle sohbet ederken 40 saniyelik bir ses kaydı almışsın. Evet. Ve bunu kargo ile göndermişsiniz evet. Müzik şirketine ve olumlu dönüş gelmiş. Müzik şirketi değil ya. Değil miydi? Neydi? O kim yolladı onu? Bir kere ben yollamadım. Kaç yıl oldu biliyor bir başkasının musun? Hikayesini mi yazdın buraya sen? Yok baba hayır. Bu doğru bir hikaye var böyle de bu senin söylediğin benim müziğe ilk giriş günüm. Evet. Müziğe başlama ve hikaye. Ve yani ben orada planlı bir şey değildi bu. Bir ses kaydı yaptık. Yani daha önce denemediğim bir şey denedim.
İlk defa 30 saniyelik bir ses kaydediyor. Sanırım Şebnem Ferah'ın sample'ı vardı altında. Onu unutmadım bak. Sanırım Sagopa Kajmer'e yollamışlardı. Ve Sagopa Kajmer de ses tonun süper falan filan diye bir dönüş yapmıştı. Allah Allah dedik ya. Hani bu adam da beğendi. Herkes beğeniyor. Sonra okul arkadaşlarımıza dinlettik. Çevremizdeki insanlar bu beğeniyorlar dedik ya. Allah Allah. Kaç yaşındaydın Çağdaş abi? O zaman daha Türkçe rap yeni başlamış. Yani bu nasıl bir şey biliyor musun? Yeraltı operasyonu daha çıkmamıştı. Uf. Ya da çıkmıştı yeni ilk günleri. Yani ya çıkmıştı ya hatırlayamıyorum. Yani daha Ceza'nın albümleri çıkmadı yani. Daha ortada Nefret'in albümleri yok. Ceza'nın albümleri yok. Ya bir de benim isteğim dışında olmuş bir şey. Ben istemedim bunu yani. İşin vokal kısmına kanalize olmamıştım. Ama söz yazmışlığım var. Yani daha önce denemiştim. Söz yazabiliyorum. Sonra ben yani. Şey mi oldu abi? Ulan bunu ben de yaparım ya. Falan hani. Böyle bir oradan mı? Ben onu zaten ya? Islamic Force'da düşündüm yani. Anladın mı? Ben bunu yaparım, yapacağım dedim. Şimdi hatırladım. Benim ilk kaydım Kartel'in Peter Mafia ile olan albümünün instrumentaline okudum ben. Kasetin üstüne. Kasetin üstüne kaydede kaydede. Oradan başladı sinema aslında. İlk kaydını kaydettiğinden böyle birkaç mısra bir şey hatırlıyor musun? Aklında var mı hiç? Benim ilk şarkımın adı neydi lan? Kol gezer asayiş. Bir şeyler diyordum ya. Kol gezer asayiş diyordum işte. Kuvayizmir diye bir oluşumumuz vardı bizim. Yener abinin başını çektiği. Bayağı bir kişiydik biz yani o zaman. MC'ye vardı Hakan MC. İşte Çağrı Sinci de sonra katıldı. Çağrı Sinci'nin ismi Darbe Teşebbüs'tü. Ama 13 yaşındaki Darbe Teşebbüs'ü. 14 yaşında darbe yapsan ne olur, teşebbüs etsen ne olur. Sen, o sevimli yani anlıyor musun? Biz dedik oğlum sen ne tatlı çocuksun. Sonra bir rap okuyordu. Hepimiz diyorduk Allah. Özlüyor musun abi o günleri? Yok ya. Yok değil mi? Abi geçmişi özlüyor musun dersen çok sıkıntı bir şey o ya. Ha şöyle dersen o zaman neyi özlüyorsun o zamanlardan? Dostluk ve insanlık. Çok başka değil mi? Aynen. Ama işte müzikten para kazanılmayan herkesin süründüğü bir dönem müzik olduğu için. Müzik de kötüydü. Tabii canım evet, bir de abi. Yani o zaman un kapanı gerçeği vardı. Evet arkadaşlar. Abi. Sürünmeyi biraz böyle nostaljik olarak pohpohlamanın da manası yok herhalde yok abi yani. Dediğin gibi. Aynen o kadar pohpohlaman anlamı yok. 1998 yılında İzmir Göl Gazinosu'nda Türkiye'nin ilk hip-hop etkinliği yapılmış ve burada sahne almışsın abi. Kesinlikle. Şu anda bildiğimiz birçok old school isim de oradaymış. Evet herkes. Ortamı bize bir anlatır mısın? Herkes oradaydı ya. Ceza, Doktor Fuchs, Manyak abi, Silahsız Kuvvet de oradaydı sanırım. Statik. Ben aslında en önemlisi onunla ilgili beni oraya sahneye çıkaran Doz abidir. Kendisi Londra'da. Onlar dedi gel dedi rap oku hani. Güzel bir hip-hop jam yapıyoruz. Zaten her zaman olan bir şey değil. Orada geldik Bornova'dan hani rapçi olarak geldik. Herkes orada. Yani. O günlerden hiçbir görüntü falan yok değil mi Çağdaş abi? Yani o senin sahnede... Vardır ya. Var mıdır? Kovalamak gerekiyor böyle şeyleri. Ama sende yok zaten değil mi? Bende kendi şarkılarım yok. Yani o mesela sizde eski şarkılar var ya bazı şarkılar. Bende yok onlar. Kim bilir kaç evde MP3'lerde belki millette... O CD'lerde neler vardır ya. Abi sen az önce şey dedin biz kamera kayıtladıyken. Belki dedin bu 2000 kadar da yanan şarkım, giden şarkım, silinen tabii, şarkım, tabii. Kaybolan şarkım. Tabii tabii sinirlenmişimdir, beğenmemişimdir, hard disk yanmıştır. Ya bir türlü şeyler olmuştur. Şey oldu mu çok böyle abi bayağı albümü yapıp falan hard disk yandı. Bir albüm öyle yandı gitti Kadıköy Acil'in albümü mesela hepimiz Ceza. Ben Ceza'yla şarkımız gitti orada. Cash Flow Ceza düeti o albümde gitti yandı yani. Sonra tekrar yapmadık. Yapmadınız. Aynen. Niye yapmadınız abi? Yani denk gelmedi ya. Ha denk gelmedi ha. Falan. Çağdaş abi şimdi çekiliş evet. Bölümündeyiz. Burada evet. Senden izleyicilerimize göndermek için manevi bir hediye getirmeni istedik. İzleyicilerimize ne getirdin abi? Gidersin araya klibinde kafama taktığım şapkayı getirdim. Alalım mı onu hemen bir şöyle şapkayı. Evet. Şöyle bir göstereyim abi. Şöyle. Ya bu klipte şu anda taktığın şapkanın direkt aynısı. Kendisi ya kendisi ben kafama yani. Takıyorum sürekli ya. Sevdiğim bir şapka yani benim. Abi çok manevi değeri de olan çok güzel evet. Bir hediye. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar Keşfolov'un bu hediyesini kazanmak için yapmanız gereken yorum atmak. Yorumlardan bir kişiye rastgele bu güzel hediyeyi göndereceğiz. Instagram hesabından da sonuçları açıklıyor olacağız. Cashflow hediyesi için çok teşekkür ediyoruz. Kocaman alkış veriyoruz. Ben teşekkür ederim. Abi şimdi sormak için can attığım o soruya geldik. Bir performans sorusu. Diyelim Altay'ın bir final maçındasınız. Maç 0-0. Dakika 85. Maç bir nedenden dolayı 3 dakika duraklatılıyor. Seni tribünde gören Altay yöneticisi hemen stadyum hoparlörünün mikrofonunu sana getiriyor ve diyor ki Keşfulov her maç seni burada görüyorum. Şarkılarını zaten biliyorum. Hayatım evet. Üstümden beri dinliyorum seni. Evet. Seyircileri coşturacak, futbolculara son 5 dakika büyük enerji ve motivasyon verecek bir dörtlük söyler misin? Bu sırada kameralar sizi gösterdiği için stadyumun büyük ekranında tüm tribün keş 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 love diye bağırıyor. Futbolcular da sana bakıyor. Mikrofonu alıyorsun ve kupayı almanızda büyük katkısı olacak. O dörtlüğü yardırıyorsun. Oo. Nedir bu dörtlük efendim? O var ya dörtlük nasıl bir dörtlük ya? Şey, yani şampiyonluk dörtlüğü mü bu? Abi dakika 85 maç durmuş. Ha. Ara verilmiş bir freestyle teklif. Mi yani? Evet hani... abi son böyle kameraya ve diyorlar ki ya bize diyorlar keş love yap bir şey ve biz öyle bir durumda ne yapıyoruz biliyor musun direkt? Her zaman her yerde en büyük Altay diye 3 kere bağırdık mı zaten tribün coşuyor bizim. Biz
bizim tezahüratlarda zaten tamamen futbola odaklı bir tribün. Yani futboldan iyi anlayan bir tribün. Futbol geçmişi olan insanlar da var tribünde. O eğer kesinti, gereksiz bir kesintiyse, maçı durduracak, bize engel olacak, bizim o takımı yenmemize engel olacak, maçı soğutmak adına yapılan bir kesintiyse, eyvah, ben ne söylersem söyleyeyim susturamazsın onları. Yani onlar zaten gazı alırlar orada. Alın yani vardır. Yapması gereken tepkiyi tribün verir. Bizim tribün o konularda şey, hızlıdır yani. Biz bir dörtlük söyleyecek olsak ne söyleriz Çağdaş abi? Rap olarak mı? Nasıl istiyorsan abi. Ne söylemek istersen. Ya o kadar şimdi geniş bir şeyim var ki Altay'la bro yani. Çocukluğumdan beri Altay'da ne söylesem eksik kalacak. Çok diyorsun, eksik kalır. O yüzden yani çünkü çok şey söyleyebilirim yani. Bir dörtlük diyorsun. Yani 10 tane dörtlük yazarım ben. Sanatçı gibi değil de ben bir taraftar gibi takılıyorum daha çok. Hala devam ediyor değil mi Çağdaş abi? Tabii ben tribünün en holiganlarının bulunduğu, çok fazla insanın girmek istemediği bir noktadayım yani. Orada benim yerim belli yani. Severim, izlerim. Bu Altay aşkı nereden başladı Çağdaş abi? Çocukluktan, ortaokuldan. Bir tane beden eğitimi öğretmeni vardı. Altaylı yaptı bizi. Ondan sonra da Altaylı olduk. Bitti gitti. Genç rapçilerin hatalar yaptıklarını söyledim bir açıklamanda. Evet. Nedir bu hatalar? 25 yıldaki tecrübelerine dayanarak 5 altın tavsiyen ne olurdu Çağdaş abi? Genelde oldschool'lara sorduğumuz bir soru bu. Diyelim bir rap üniversitesi kuruldu. Kesinlikle olması gereken 3 ders adı söyler misin? Ve hocalar kimler olmalı? İlk önce rapçilerin, yani gençlerin dikkat etmesi gereken konulara gireyim yani. İlk soru. Nasıl istersen abi. İlk önce aklınıza mukayyet olun. Yediğinize içtiğinize dikkat edin önce. Bilmediğiniz şeylere bulaşmayın. Daha çok da bu işe giriyorsanız işin daha çok sanatsal kısmından bir şeyler kapmaya çalışın. Sosyal kısmı zaten gelişir. Kendi kendine gelişiyor. İçini bir şeylerle doldurmaya çalışın. Bu herhangi bir şey olabilir. Yani illa benim gibi yapacaksınız diye bir şey yok yani. Sürreel bir şeye de sürükleyebilirsiniz kariyerinizi. Ama çizginiz olsun yani. Ben böyle söylerim. Bir de aklınıza mukayyet olun. Çünkü kafa gittiği zaman bir daha toplaması mümkün değil. Aynen. Bunlara o tavsiyeyi verebilirim yani rapçilere. Ya şimdi kolay değil şöhret. 20 yaşında, 25 yaşında para, şöhret. Bu işler öyle kolay değil yani. Geçmişte de genç yaşta şöhret olanları hani rapçi olarak bak Türkiye'de biliyoruz yani. Bir de bir anda oluyor Çağdaş abi. Bir anda olduğu yani zaman böyle. Ya şimdi çok kendini sahip çıkabilenler de oldu. Hani koruyabilenler de oldu. Bu dünyaya kendini kaptırıp yok olup gidenler. Yok olup demeyelim de yani hani istediği yerde bulamadı kendini yani öyle diyelim. Rap üniversitesi kuruldu. 3 tane altın dersin hangisi olurdu? Flow. Bu dersleri hangi hocalar verdi diyorum. Topu sana atıyorum. Flow direkt. Birinci dersimiz slow. Kafiye olmadı mı? Bu ritmik baba. Kafiye olmadığı zaman bu işin temel kolonları eksik olmuş eksik oluyor. Eksik kalıyor. Kim verdi flow dersini abi? Ben veririm çok iyi istiyorlarsa. Abi biz isteriz. Yani sen de istersen ben veririm. Ben veririm. Sıkıntı yok o konuda. Ondan sonra şey var. Bir tane söyleyeceğim şey de sound, teknik bilgiler. Yani genel sound, engineer. Öyle bir bölüm. Oradan geçmesi gerekiyor abi. Bir ince. Yani yapması değil yani. Geçsin oradan. Öğrensin. Bunun yanı sıra ne ekleyebilirim? Buraya hocayı kimi koyabiliriz abi? Ne? Bu sound bölümüne. Sound bölümüne Can'a çok kişiyi koyabiliriz. Ben Can Paşa diyeyim. Çünkü bayağı bir bu işle ilgili okudu. Öğretim görevlisi oldu ve ben olsam Can Paşa'yı böyle bir noktada. Bölümün başına koyarım. Zaten bölümün böyle bir bölümün başına gelir o yakında yani. Hani rap olmaz bu başka bir şey olur. Yetenekli bir arkadaş yani. Üçüncü dersimiz ne olurdu Çağdaş abi? Üçüncü dersimiz de komple her şeyi kapsayan şey. Bir kültür paketi gibi mi kültür böyle? Kültür paketi yani bir rapçinin vizyonuyla ilgili vizyon paketi yani nasıl diyeyim. Bunun içinde giyim, kuşam da olur. Hepsi şey var. Dahil. Her şey dahil. Buraya kimi koyardık Çağdaş abi hoca olarak? Abi buraya. İddialı bir bölüm abi çünkü bu. Çünkü iddialı bir bölüm. Buraya tek hoca girmez. Değil mi? Buraya bir 3-4 hoca lazım. Buraya ya, bir lazım. Ya buraya tek hoca girmez. İki tane bir hoca koyalım. Ya ben Fuat'ı isterim yani. Fuat her türlü abi. İşin içinde olsun yani Fuat abi anlıyor musun? Fuat abiye de buradan selam. Anlıyor musun? Böyle bir işin içinde olsun Fuat abi. Fuat abiyi koyduk. Bir tane daha hoca koyacağız bu bölüme. Ya ben Yener abiyi de çok isterim. Bu işte de Yener abi uyuz olabilir böyle bir iş. Yani kendi kabul etmez diyorsun. Sıkılabilir yani anlıyor musun? Yener abiyi de isterim. Çünkü çok büyük bir şeyi var. Türkiye'yi çok iyi analiz etmek önemli. Yener abi böyle part time hoca olarak hani canı istediği zaman gidip her böyle zaman, bir vizyon aynen katar. Şey gibi yani. Profesör gibi gelsin. Evet abi profesör olarak haftada bir kere gelir böyle gelsin, yani. Aynen. Bir tane daha hoca koyalım bölümü bitirelim abi. Bir tane daha hoca neyle ilgili mesela? Ha, şey bu tarz komple pakete abi, bir tane daha koyalım. Monoman. Monoman'a koyarız. Çünkü vizyon her şey var. Video, ses, rap. Hakim çok sektöre. Kıyamet gibi bir vizyon. Okul oldu zaten ya. Okul vallahi bu okula gelen 6 ayda ben sana söyleyeyim dünya starı olur zaten. Cevapları için keş bulamak hocam abi alkış. Çağdaş abi şimdi profesör olarak Yener abiyi bölümün başına koymuşken sizin yakın zamanda Yener Çevik'le birlikte bir şarkınız ve klibiniz yayınlanacak. Evet. Hatta onun klibin çekiminden böyle sıcak sıcak geliyorsun yanımıza. Evet. Abi bize biraz bilgi versene. Klip nasıl, şarkı nasıl, neler yaptınız? Şarkının altyapısını Berkay Duman yaptı. Şarkıyı biz Yener abiyle ben bir 16'lık okudum. Yener abi çok güzel bir nakarat yazdı. Efsane bir 16'lık yazdı Yener abi. Yani ben açıkçası klip gününe geldiğimde Yener abinin verse'lerini kendi verse'lerinden daha iyi bildiğimi gördüm. Etkilemiş yani. Önceden. Aynen.
yani şarkıyı dinlerken onu daha çok ezberlemişim. İlginç bir şey bu, her şarkıda olmaz bende. Klibin olayına gelirsek çok büyük bir yapım şirketi, sinema yapım şirketi yaptı klibi. Veysel Gazi diye kardeşimiz görüntü yönetmenliğini yaptı. Çok 25-30 kişilik bir ekip. Beykoz platolarıydı sanırım. Hı-hı. Bir gün boyunca full çekim yaptık. Kundura'da. Kundura'da çok profesyonel ekipmanlarla, profesyonel setuplarla güzel bir klip çektik. Yani çok gerçekten bir bomba bir şey. Aynen, geliyor çok... demiştin abi. Hani bugüne kadar zaten, şöyle evet. söyleyeyim. Benim prodüksiyon anlamda bugüne kadar en güçlü klibim diyebilirim. Çıkış tarihi belli mi Çağdaş abi bu arada? Şarkının çıkış tarihi 4-5 hafta sonra çıkar. Temmuz sonu gibi falan evet, diyebilir miyiz? Evet öyle düşündük. Tam net gibi. Tarih belli olmadığı için. Yani Temmuz sonu, Ağustos başı evet. civarlarında falan evet. dinleyebileceğiz. Klibi de evet, izleyebileceğiz. Evet. Klip yani çok üst seviye. Heyecanla bekliyoruz abi. Biz de bekliyoruz. Eyvallah. Merakla. Çağdaş abi şimdi hiç geçmek istemediğim, geçerken çok çekindiğim bir bölüm evet. var. Acımasız sorular bölümü var. Sıkıntı yok. Sana burada bir takım can sıkıcı sorular soracağım. Hızlı hızlı sorup geçeyim abi. Aynen, hayat acımasız zaten, sıkıntı yok. Eyvallah. Sorulardan problem yok. Bir açıklamanda Türkçe rap'i takip ettiğini ama az dinlediğini söyledin. Evet. Türkçe rap'e büyük katkılar verip az dinliyor olmanın sebebi nedir? Bir, etkilenmemek adına bir rapçiden. Yani zaten öyle bir insan çok fazla yok da artık. Eskiden oluyordu. Mesela bizim ilk başladığımız dönemlerde biri çıktığı zaman mesela Fuat abiyi ilk dinlediğimizde beynimizden vurulduk. Ben değil sadece. Bütün camia bu. Kim dedik? Bu sözler ne diyor bu? Hani çok üst seviye. Sözler çok üst seviye. Hani sound çok underground. Sound'u çok yakalayamıyorduk ama hani sözler çok üst seviye. Türkçe rap'te öyle dönemler oldu yani. Eyvallah. İki. Sagopa Kajmer'i neden beğenmiyorsun? Ya şöyle söyleyeyim. Aslında bu konuya var ya cevap bile vermek istemiyorum yani. Olumlu çünkü hakkında olumlu ve olumsuz bir şey söylemek istemiyorum yani. Teşekkür ederiz. Nasıl yani. İstersen. Süperstar olmadan süperstar gibi davrananlar olduğunu söyledim bir evet. açıklamanda. Kim onlar? Ya bir sürü kişi var. Tek tek isim verip onları da belki bana çok saygı duyan, seven insanlar. Hmm. Belki de hani toplum da seviyor. Toplumu da incitmek istemiyorum ama yani daha böyle olmadan bir şey böyle hani pişmeden fazla şey görüyorum, atraksiyon görüyorum. Nasıl yani? Hani Michael Jackson değilsin sen yani. Yani dinleniyor olabilirsin, dinlenmeden olabilir, belli bir kitlen olabilir, bir şey olabilir, bir yükselme gösterebilirsin. Ama her şey herkeste durmaz. Durmuyor sizde. Yani dursa ben rahatsız olmayacağım. Ama hiçbirinde durmuyor. Bizim yaptığımız yıllarca bir böyle bir şey var. Mücadele verdik bir nevi. Hani rap, hip hop, sokak biraz daha böyle hip hop değişik bir kültürü yani. Bizim yaptığımız emeklere çok ters bir vizyonla karşı karşıya kalınca yani ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Yani bunlar niye böyle oldu sorusuna kadar gidiyoruz yani. Kim bunları böyle bu pozisyona getirdi? Böyle şeyler yapmalarına göre gerek yok. Ha tabii ki vizyonunu modern yapabilir yani istediğini yapabilir ama star olmadan çok iddialı imaj, çok böyle iddialı hareketler, söylemler, geri gelirse şey mekanlara giderken tavırlar bunlar gerek yok yani. O enerjiyi daha doğru bir yere aktarsalar daha iyi olacak. Yani gereksiz bir şeye tutulmuşlar yani. Bu müzik iyi yapıldığı zaman saçını başını 10 tane renge boyamana gerek yok yani. Sound'un iyiyse her yerine bir şeyler daha yapabilirsin. Yani bunun olayı bu değil yani. Sen hani bunlar şey zannediyor. Böyle hani biz ilgi çekmek için yapıyorlar. Dikkat çekelim hani. Bu bence çok doğru bir şey değil. Yani müziğinizle, sözlerinizle dikkat çekin yani. Yani o iş rapten çıkıyor. Magazine giriyor. Saçma sapan yerlere gidiyor. Yok kıyafetlerin parası şu kadar. Şuna giyinip çok saçma yerlere gidiyor. Yani daha hani yolları var yani. Hani bu yolculuk uzun bir yolculuk. Siz sanki 5 yıl müzik yapacaksınız. Bir daha ömrünüzde müzik yapma fırsatı olmayacakmış gibi bütün hareketleri üst üste yapmaya çalışıyorsunuz. Yakışmıyor yani. Hani birçoğunda da sırıtıyor. Dursa duranlara lafım olmuyor yani. Bazılarında oluyor yani. Adam diyor bunun tarzı bu kardeşim. Yakışıyor bu adama. Anlıyor musun? Ama isim vermek istemiyorum. Kimseyi dejenere etmek istemiyorum çünkü. Teşekkür ediyoruz cevabın için abi. Aytaç isminden Çağdaş ismine neden geçtin? Vallahi babam geçirmiş o ismi. Yani ben ilk doğduğumda Aytaç diye koymuşlar. Ama babam koymamış o ismi. Sanırım annem koymuş. Sonra babam demiş ki Aytaç bu ne yani? Hani bunun anlamı ne falan. Babam ondan sonra demiş ki değiştirelim. Bir de o zamanlarda şey oluyormuş. Hemen kayıt olmuyor muymuş? Ne? Bir şey yani dijital değilmiş bu kayıt mayıt. Bir yıl geç mi yazmışlar? Eksik mi? Erken mi yazmışlar? Bir şey olmuş yani orada. Bir yıl sonra ismi de değiştirme fırsatı doğmuş yani. Tabii çok küçükken değişiyor abi zaten. Bir yaşında. Ha, tabii bir canım. Yaşında ben yani hiç tamam. hatırlamıyorum bile Aytaç'ı yani. Ama sonuçta öyle bir şeyim var yani. İlk ismim bir yaşındayken Aytaç. Bir yaşına kadar gitmişiz biz. Yani bir yıl gitmiş Aytaç. Kısa sürmüş yani. Bir canlı yayınında Ezhel'i beğendiğini ancak bazı hareketlerin hiç hoşuna gitmediğini aynen. söyledin. Nedir bu hareketler? Yani şimdi Ezhel yetenekli bir kardeşimiz ve Türkiye'de toplumun her kesimi tarafından dinlenilen bir insan. Yani bunun içinde türlü türlü insan var. Her insan var yani. Her türlü çok daha büyük bir geniş kitleye hitap etti. Bir üst seviyeye hitap etti. Yani bir üst seviye derken bütün toplumu kapsayacak bir şey oldu. Hitap demeyeyim de bir olayı oldu yani. Patladı yani Ezhel. Böyle olunca toplumun her kesimi onun bir kesimi sahiplendi. Cezaevine girdi. Her yerde insanlar tepki gösterdiler internette. Birçok raple alakası olmayan insanlar bile tepki gösterdi. Sokaklar
Ankara'da yürüyüş yaptı. Birçok insan Ezhel için bir şeyler yapmaya çalıştı. Gördük biz, şahit olduk yani buna. Yani sonuçta biraz taraflı davrandı gibi geliyor bana. Bir de taraflı davranmaktan öte çok hakim olmadığı konular hakkında çok hızlı hareketler yaptı. Çok iyi bilmediği işlere karıştı. Bilse, hakim olsa belki bu kadar hızlı davranmazdı. Çünkü çocuk kötü bir çocuk değil. Benim tanıdığım Ezhel, benim sokakta gördüğüm, tanıştığım çocuk kötü bir çocuk değil. Enerjisinden ben anlarım adamın ruhundan. Yaptığı bazı hatalar onu çok farklı bir yere koydu bazı kesim tarafından. Onun kaldıramayacağı bir kariyer. Kendi fark edemedi bunu yani. Kaldıramayacağı bir kariyer oraya doğru bir gidişat olmaya başladı. Kendisi şu an ne yapıyor hiç bilmiyorum. Ben takip etmiyorum kendisini açıkçası. Ama eminim akıllı bir çocuk Ezhel. Yaptığı hataları görecek. Toplumda üzdüğü insanların, yani üzülen insanlar olmuştur mutlaka. Gönlünü almayı bilir diye düşünüyorum inşallah. Belki ben de zamanla böyle hatalar yapmışımdır. Ben elimden geldiğince yaptığım hataları düzeltmeye çalışıyorum. Ama yanlış değil bak, hata. Ezhel işi yanlışa yani gitmeye, artık iş yanlış boyutuna gelmeye başladı Ezhel'de. Hata değil bu artık. Artık iş bilerek, inatlaşarak hani yanlışla cevap vermeye geldi. Yani yanlışa yanlış yapmaya başladı. Anlıyor musun? Öyle olunca biz, iki taraf yanlış yapıyorsa iki tarafa da yanlışsın demek zorundayız. O yüzden ben ona da öyle bir sarı kart çıkardım. Yoksa bir sıkıntı yok Ezhel'le aramızda. Müzik olarak da yetenekli bir çocuk yani. Teşekkür ediyoruz cevaplarınız abi. Acımasız sorular çok şükür bitti. Eyvallah. Artık çok acımasız değil bunlar ya. Ben değil çok daha acımasız sorularla karşılaştım hayatımda. Abi bu bizim cesaret edebildiğimiz kadar. Aynen. Hani acımasızdı sana böyle sorabilecek kadar. Teşekkür ediyoruz cevapların için. Acımasız sorular sonrası ferahlatan övgüler kısmımız var. Şimdi Allah, burada sana güzel güzel övgülerde bulunacağım. İstediğin bir pozisyonda oturabilirsin. Kendini nasıl rahat hissediyorsan. Sana yakınlaşıyorum Çağdaş abi şöyle. Aynen. 25 yıldır rap yapıyorsun. Türkçe rapin bugünlere gelmesinde büyük katkın var. Çizgini hiç bozmadın. İdolsün. Altay'ın en önemli parçalarından birisin. YouTube'un olmadığı, internetin de bu kadar yaygın olmadığı zamanlarda ünlendin ki bu bence en kıymetlilerinden bir tanesi. Bir günde 4 şarkı kaydedebiliyorsun. Açıklamalarında ben gençken diyorsun ama hala çok gençsin. Şimdiye kadar 2000'den fazla şarkı ürettin. Türkçe rap müziğin değerli taşlarındansın. 39 sanatçı ve daha fazlası seninle düet yapmış. Bütün bunları yapmışken yeni yeni MC olabiliyorum diyebilecek kadar alçak gönüllüsün. Alkışların en güzeli buradan. Cashflow ismini sevdiğin bir plağı dinlerken duyuyorsun ve mahlasını yapıyorsun. Hangi plaktı bu? O mahlas bulma anını bize anlatır mısın? Almanya'dan gelen bir arkadaşta Tupac'ın bir şarkısının plağı vardı ve orada Cashflow geçiyordu. Ben orada bir cümle duydum öyle. Ondan sonra bir tane de bir caz plağında mı ne? Kayış koptu benim. Çok da böyle müziğini sevdiğim bir şey değil ama duyduğumda böyle beni etkilemişti Cashflow ismi. Türkiye'de Wu-Tang çok etkiliydi. Tupac, Wu-Tang bunlar ilk giriş noktalarıdır rap hani. Ki yabancı. Sen Wu-Tang'le 15 dakika falan bir sohbet ediyorsun. Evet, benim İlk İstanbul'daki profesyonel konserim Wu-Tang'in alt grubu olarak oldu. Güzel bir anımız var. O dönem Cash Money Records'un vizyonu, kapakları, klipleri, soundlar değişik. Rapler çok iyi değil, çok iyileri de var. Ama bir değişik bir şey, ruh vardı orada, anlıyor musun? Öyle olduğu zaman orada bir şey oldu. Ben oraya yöneldim. Ondan sonra bu da bana bir çağrışım oldu. Cash Flow, Cash Money ama para yok yani benimkinde. Kafiyenin akışkanlığı. Mantığını da çözünce ulan dedim tamamdır ya, bu isim gider. Gitti yani yıllardır. Abi, tam bir rapçi ismi bence. Bence de abi bu arada, evet. Çağdaş abi, şimdi senin için özel bir bölümümüz var. Hayata Küstüm özel bölümü. Hayata Küstüm'den önce ve sonra diye hayatın ikiye ayrılıyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ciddi misin abi? Diyemeyiz tabii. Öyle bir fark yaratmadım hayatında. Yok. Diyemeyiz. Ben müzik, rap kovalıyordum. Zaten tanıyan tanıyordu. Belli bir kitlemiz vardı. Tam yani şey diyemeyiz yani. Ha çok şey oldu aynen. O pik noktasını vurdu. Aynı mahallede oturdum. Aynı ortamdaydım. Hayatım öyle bir şey olmadı yani. Şu dönem patlayan bir şarkı gibi bir efekt getirmiyor değil mi abi o zaman? O dönem öyle bir şey yoktu evet, yani. Evet, o dönem öyle bir şey olmadı. Için. Hayata Küstüm'ü yaptıktan sonra hayatla barıştın mı diye sormuş abi. Aynen. Barıştın mı? Ben kendim bunu söylüyordum. Bir dönem ben aynı konserde 3 kere Hayata Küstüm'ü okuyordum. Seviyor insanlar. Kıramıyorsun yani. Gitmişsin. Çok okuduk yani. Hayata Küstüm, Hayata Küstüm, Hayata Küstüm. Bir öyle olunca sıkılıyor insan. Değil mi? Çünkü abi, benim artık biraz da barışayım yani. Hayata Küstüm, Hayata Küstüm. Ben en son dedim dayanamadım yani. Ben dedim hayatla barıştım kardeşim dedim. Ben dedim küsmüyorum ben. Dedim. İyiyim ben. Söyledim yani. Seyircilere söyledim yani. Abi senin şey planı vardı. 2023 yılında Hayata
hayata küstümü tekrardan yapma planım vardı. Ne oldu evet, o plan? Evet, o plan ülkemizdeki olan bazı olaylardan dolayı biraz ileri attım. Nasıl ileri attım? Yıl olarak değil de elimde bazı işler vardı. Onları yaptıktan sonra yapacaktım onu. Elimizde olmayan durumlardan dolayı projeler aksadı. Önceliğim hazırladığım projelerdi yani. Hayata küstüm zaten başlı başına bir yapıt yani. Onu biz şimdi yeniden yaptığımız zaman çok başka bir şey olacak. Bu arada projesini yapmaya başladık. Nasıl yapmaya başladık? Şu an Ar-Ge'sini yapıyoruz. Fikir nasıl olur? Kimlerle? Biz bunu açıkçası düet yapacağız yani. Öyle mi? Evet. Bir remix, biraz böyle remix tarzında bir sound. Bu yeni şeye uygun ritimlere. Tek başıma bir daha aynı şeyi okumak bence eskisi kadar zevk vermeyeceğini düşündük. Hayata küstüm i̇şin içine, bir şey mi olacak Çağdaş evet, abi bu? Ha, işin içine, evet. Direkt. Hayata küstüm 2. Belki de drill remix mesela. Drill beatle mesela. Ben şu öyle abi düşündüm yani. Ritim deneme yaptım çünkü bir iki tane. Bayağı iyi gitti. Yani onu profesyonel bir şekilde müziğini yaptıktan sonra o projeyi biz 2024'e attık yani. Çağdaş abi, Orhan Gencebay'ın Al Senin Olsun şarkısının müziğini kullanıyorsun beat olarak evet, Hayata Küstüm'de. Müziği sana vermeye nasıl ikna oldu ya da oldu mu? Yani o dönemde evet, legal olarak mı almıştın o sample'ları? Yok, şimdi işin başlangıcında 2004'te biz onu plaktan dinledik. Volkan işte o zaman birlikte grup gibi takılıyorduk. Daha doğrusu ben bunu Cash Flow'u Records olarak kurmuştum. MC olarak tabii Records. Aslında ilk Records olarak kurdum ben bunu. Cash Flow'uz dedim biz ama bak ben değil biz. Sonra iş öyle bir noktaya geldi ki ben işin içinde tek başıma kendimi savaşır halde buldum. 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl falan bir yerden sonra abi savaşı o kadar çok artık tek başıma verir hale geldim ki. Ben tekim artık. Dedim. Hayır ben tekim değil artık o durum o noktaya geldi. Bir de Volkan müzikten elini çekme kararı aldı. Yani dedi ki ben bir süre dedi yapmak istemiyorum yani. İleride dedi belki yaparım. Hayata Küstüm'ü yeni projesinde Volkan'da olacak mutlaka. Öyle mi? Tabii. Aa çok güzel. Yani onu da mutlaka işin içinde bir yerde olacak olması yani, gerekiyor yani. Sample'ını plaktan dinledik onun evinde. Ha. Babası Orhan Gencebay hayranıydı. Çok etkilendim synthesizer'dan ben. Hep de sample'lar keman üzerine kuruluyor ya bizde yaylı üzerine. Bunda bir başka bir şey var dedim ya. Dedim bu nasıl bir şey ya? Ben bunu hemen yapıyorum bak. Duydum. Hemen MP3'ünü bulmaya çalıştım. Bulamadım. İnterneti yardırdım yani. Böyle öyle böyle falan bir buldum ondan sonra Al Senin Olsun. Eyvah. Ulaştı mı abi Orhan Gencebay sana sonra hiç? Biz ulaştık ona. Biz iş mı? İnternete bir tane Google'da bir haber sitesine verildi. Hı-hı. Sonra da Suikaste'ye verildi. Hı-hı. Kimler varsa o sitelere verildi. Oradan bir patladı yani şarkı. Biz ne yaptık? Bir yıl sonra gittik buna klip çektik. 2005'te de onu İrem Records etiketiyle o zaman bir albüm hazırlıyorduk. O albümün içine dahil ettik. Dedik bu da bu albümün içinde olsun. Klasik. Orhan Gencebay'a İrem Records bağlantısıyla ulaşıldı. Hı-hı. Kendisi de gerçekten büyüklük yaptı. Bir şey talep etmedi. Öyle zaten mi? Bir şey yapabilecek durumumuz yoktu. Öyle bir pozisyonda değiliz. İzin veriyorum kullanabilirsiniz dedi. Aynen yani, öyle bir şey. İzin veriyorum. Şarkıyı dinlemek istedi. Yolladık. Oğluna da yollandı sanırım. Ne güzel hareket abi. Ha, yollandı. Ondan sonra onay geldi. Onay geldikten sonra şarkı bandrollü olarak Aykut Kürel sayesinde çıktı. Bununla ilgili bütün sorularımı sorduk. Hayata Küstüm özel bölümü bitti abi. Benim evet, ağzımda musullar falan böyle düşük şeyler oluyor ama çok şey yapmayın ona yani. Şimdi cezalı sorular bölümündeyiz. Evet. Burada sana bir takım çok özel sorular soracağım. Evet. Eğer cevaplamak istemezsen bunlar çok özel dersen fanustan bir tane ceza evet, çekip yapacaksın evet, abi. Eğer cevaplarsan da ben bir tane ceza çekeceğim. Evet. Neler olacak bilmiyorum. Sağ salim bu bölümü inşallah hadi bitirebiliriz bakalım diyorum. Abi bir tane müsaadenle çektireyim sana direkt. Unutamadığın eski sevgilinin ismi. Cevaplamak istemezsen kağıt çek. Hiç öyle biri yok ya. Cevaplıyorum. Abi o cevap. Öyle biri yok ki. Unutamadığın. Yok abi unutamadığın. Böyle biri olsa vallahi derim ya. Billahi de derim. İllahi de derim. Öyle biri yok. Çekeyim ben çekeyim. Unuttum gitti abi, yani. Çekeyim abi o zaman. Yok lan öyle bir şey. Nesne veya figürlerden birini konuştur. Yaşamak sorun olduğu, hayallerim kayboldu, Keşlov doğduğu bu gece. Bu kadar yeter hocam. Tamamdır. Sana bir tane şimdi o zaman zorunlu çektiriyorum. Banka hesaplarında toplam ne kadar para var? Aynen. Cezayı çekersin diye düşünüyoruz. Geçmişi cevaplamadın mı? Yok abi. Geçmişine freestyle yap. Nasıl yani hani? Yani geçmişteki Keşlov'a bir 10-15 saniyelik bir freestyle. Ritim yoksa yapamam. Nasıl açalım mı bir şey? Açacağım tabii. Ben açalım rap okumam. Hemen bir tane şöyle. Çok kirli yollardan geçtik. Tozlu yollarda geçtik geçtik. Kahpeyi dostu iyi kötüyü seçtik. Düşmanın mezarını eştik eştik. 35 tam 35'tik biz geçtik geçtik evet bestik 35'tik. Anlatıyorum ben aramızı deştim deştim. Şimdi hadi buradan çektir git lan. Kocaman bir arkadaş. Bu arada her yerde yapmam freestyle haberiniz olsun. Abi kolay kolay yapmam yani.
Altay maçlarına bir daha asla gitmemeye burada söz vermek mi? Fanus'tan bir kağıt çekmek mi? Hepsini çekerim ya. Sen ne yaptın ya canım? Saçma bir ses çıkar. Çıkarırım ben, severim öyle. Valla biz de çok seviyoruz abi bu arada. Zevk için bile. Ben genelde mesela böyle çok sıkıldığım zaman Allah diye bağırırım. Böyle herkes bir kendine gelir yani. Ayıltırım. Okey. Şu an izleyen herkes de bir ayıldı bence abi. YouTube'da izlediğin son videoyu gösterir misin? Ne izledim lan ben YouTube'da? Ama telefonu eline aldığın anda göstermek zorundayız artık kamera. Geri dönüşü yok. O riske değer mi? Bence değmez. Çünkü niye biliyor musun? Ben genelde YouTube'da değişik şeyler izliyorum. Dur bakayım bari böyle karıştırak. Karıştırdık daha beteri çıkar. Saçma bir hareket yap. Eyvah. Çağdaş abi. Ya çok kolay bir şey bu ya. Saçma çok hareket yapıyor zaten rapçiler sürekli. Oo ne var? Bak mesela saçma bir hareket. Yani böyle bir şey yani. Saçmalık bu yani. Anlıyor musun? Mesela saçma bir hareket. Başka da yapabilirim. Birkaç tane. Olur yapabilirim. Abi. Vallahi. Kaç tane istiyorsun? Sen ne kadar yapmak istiyorsan yani, çok Çağdaş yapabilirim. Abi. Seviyorum ben öyle şeyleri bazen. Abi tam bizim kafadasın sen Çağdaş abi. Biz böyle saçmalamayı, tuhaf sesler çıkartmayı falan. Oo, ben tiyatrodan hayal falan bayılırız zaten biz. Çok severim yani. Ben bazen duşta öyle bir sesler çıkartırım ki. Bro yani. Sıkıntılı yani. Çok sıkıntılı. Hatta bir şarkı çalıyorsa yanında o zaman daha sıkıntılı şarkı sesler çıkartıyor. O şarkının bir yerine kilitlenirim yani. Onu sürekli çıkartırım orasını. Abi çok keyifli. Ben sana bunun hepsini çektirmek için bir şeyler yapacağım şimdi. Çağdaş abi. Galerindeki favoriler kısmından iki fotoğrafı gösterir misin? Favori ne oluyor? Şey var ya abi, kalplediğin hani favorilere aldığın fotoğraflardan iki tanesini, son iki tanesini göstermek son iki. Mi? Evet. Fanus'tan kağıt çekmek mi? Anlamadım ki lan. Şey var ya abi, beğendiğin fotoğrafların var ya galerinde. Göster bakayım, anlamadım. Şuradan fotoğraflar var ya abi. Evet. Fotoğraflara giriyorsun. Buradan iki tane resim mi gösteriyorsun? Şuradan favorilere tıkladığın zaman kalplediğin fotoğraflar çıkıyor ya. Buradan kalplemedim ben tanesi. Kimseyi de ha. Kalplemedim kimseyi de. Ben kimseyi kalplemedim. Yani hiçbir şeyi kalplemedim ama bakayım yani, gösteririm iki tane oradan fotoğraf ya. Abi bak son iki ama sıkıntı bir fotoğraf çıkmasın. Ver bakayım ne çıkacak? Son iki ne çıkabilir ya sıkıntı? Sıkıntı çıkarsa göstermem zaten. Abi ama öyle değil ya, çıkmaz konsept. Yani. Ama çıkmaz sıkıntı yani. Ne sıkıntı olacak? Albümlere tıklıyorsun abi. Evet. Favoriler nerede lan? Favoriler bak abi şu aşağı. Sıfır oğlum bak. Aa harbi sıfır bak, bu arada. Bak. Bizde favori yok. Favori, hepsi favori bizim. Hayda. Çağdaş abi ilk defa böyle bir şey görüyorum ha. İşte. Abi telefonunu alsınlar istiyorsan. Evet. Tek nefeste Pusula şarkısını söyle. Pusula. Sen başla ben devam edeyim. Çekeyim ya. Ha, abi ben çektim. Bu benim ceza zaten. Ha. Sen mi okuyacaksın? Aynen. Hadi oku. Bu benim ceza zaten. Tamam, tamam ben şu. Bir anda karıştırdım ya. Tek nefesi söyleyeceğim abi bir de bunu. Başlıyorum. Cinayet yapıyorum hitabe değil. Cinayet var ama bir tane değil. Çünkü yani hikaye değil. Tesbih salla alt yalanı. Mazlar çok beyefendidir. Kanele dolmuş taşmış kan değil. Dallara dolmuş, taşmış taşlara değil. Ektin zehir. Fark edersen koyayım değil. 20 kişiyle ey. Döneceğiz deyin. Satan hainleri öldürün gelin. Sigarayı yalayın döndürün derim. Stres bir daha dönelim. Mürekkep değil ki kan yüzüyor kalemin. Bir anda kalaştık of mermileri. Bir de aynısındaki abiler. Sonunda gittim abi. Sonunda gerçekten. Abi şarkın da o kadar illegal ki yani nasıl yayınlayacağız? Bro ama şimdi şöyle bir şey var. 01'in o dizi evet o ona yapıldı. Öyle bir şeydi yani. Ona şarkının da şimdi. E tabi canım evet. Hoppada zıppada bir şarkı yapamazdık. Oğuz'un tansiyonu düştü orada gördün mü şarkıyı bırakırken. Kesinlikle dinlemem dediğin rap sanatçısı Türkiye'den kim? Kesin diye bir şey söylemem. Dinlemeyeceğim çok adam var ama yani. Ama kesin bir şey yok. Çekeyim istiyorsan. Ben abi zaten. Çünkü büyük konuşmuş oluyorsun. Bakayım. Evet güzel çok. Dudaklarını oynatmadan mikrofon business şarkısını söyle. Öf! Dudakları oynatmadan kameraya bakarak söylüyorsun abi. Dudaklarıma. Yok ya o çok gıcık ya. Bunu geç bu ne biçim bir şeymiş ya. Bu adamın şeyini bozar. Abi böyle bir bölüm değil ki. Adamın dengesini bozar bu ya. Telefonun hoparlörünü açıp rehberden seçtiğin bir yakınını arayıp ona hayata küstüm şarkısını söyle. Çağdaş abi artık Joker'in kalmadı. Baba adam delirdim zanneder ya. Ver Çağdaş o yaktı Çağdaş kafayı. Çağdaş abi artık bak adam senin ya. Yakınını arayabilirsin abi. Ver. Abi hoparlörü açıp yaşamak sorun oldu, hayallerim kayboldu, cash flow doğdu, bu gece ölümüne hissettim. Abi. Kıskanç gözleri mahvettim. Kardeşim benim. Nerelerdesin abi? Canlı yayındayız, seni selamlıyorum. Canım benim, selam olsun. Hayırlı yolculuklar, görüşürüz. Görüyorsunuz hemen söylemeye başladı kardeşim, Şamil'i aradım. Abi Şam'ı mı aradın diye. Aynen, kendi devam etti. Ben de onu tebrik ediyorum. Hemen sen söylemeye başlayınca evet ben abi aynen. Direkt bir düete dönüştü bu. Düete dönüştü aynen başka abi şey teşekkür ediyoruz. Evet ben cezalı teşekkür ederim. Cezalı soruları sağ salim atlattık. Cevaplar için kocaman alkış.
Çağdaş abi, şimdi 18 yaşında sohbet bölümündeyiz. Burada 39 yaşındaki Çağdaş'ın 18 yaşındaki Çağdaş'la sohbet etmesini isteyeceğiz. Ona nasihat verebilirsin, tavsiyelerde bulunabilirsin. Ne yapmak istiyorsan başlıyorum. 3, 2, 1, başla. Evet. Öncelikle bildiğin yoldan şaşma. Her zaman bir çizginin olsun, vizyonun olsun ve bir davan olsun. Davası adam boş adamdır. Davası olmayan bir adam boş adamdır. Her zaman bir davan olsun ve o davayı kendi çıkarların adına kullanmaya çalışma. Yüreğini koy ortaya bu işi yaparken ve daha dikkatli ol çevrene karşı. Hayat gerçekten acımasız. Özellikle de ileriki dönemlerde karşılaşacağın tiplerle ilgili vereceğin tepkilerine sinir olarak özellikle sinirine hakim ol derdim yani ben 18 yaşındaki Çağdaş'a. Daha sinirli ol, daha sakin ol, daha fazla sakin ol, daha relax ol derdim yani. Tam da bir dakika ya. Kendine en yakınların dahil kimselerin soramayacağı bir soru sorup cevaplar mısın? O ne ya? Hani yakınlarım sorsa ayar olurum diyeceğim böyle. Allah Allah. Yani. Çok yakınlarım bile sorsa ayar olurum diyeceğim soru. Niye av tüfeğini niye aldın? Bu tüfeği niye aldın? Silah paylaşımları niye yapıyorsun diyen insana uyuz oluyorum yani açıkçası. Cevap olarak ne derdin abi? Sen beni tanımıyor musun derim oğlum. Teşekkür ediyoruz. Aynen. Hakkında internette bulunamayan bir bilgi verir misin? Mesela hiç kimsenin bilmediği bir şey. Aynen. Mesela sevdiğim arkadaşlarla ya da iş yaptığım insanlarla bir gün mesela yoğun boyunca hani bir gün mesela takıldık evde. Bir sürü sohbet oldu, muhabbet oldu, işler konuşuldu, bir şeyler oldu. O onu dedi, bu bunu dedi. Finalde onlarla ayrılırken konuştuğumuz şeylerin çok önemli noktalarını kısa bir özet geçerim ben. Öyle mi? Unutma söylediğini diye. Ben unutmuyorum yani bak sen de unutma. Çağdaş abi, rap show bitti. Bitti. Rap show'u nasıl buldun Çağdaş abi? Gayet güzel, akıcı bir program. Tam röportaj tadında değil, tam show tadında. İnsanlar eğlenecek yani. Cevaplar da sanırım tatmin edecek. Böyle yani, güzel bir hakkında program. Hakkında şey konuştuk abi neredeyse. Yani konuştuk. Tabii benimle ilgili. Tabii konuşmak aynen. Öyle bir programla falan olacak iş değil. Tabii yani. benimle ilgili olabildiğince hani araştırma yapmış arkadaş gerçekten sağ olsun. Mantıklı sorular, güzel sorular, güzel nüanslar beni geçmişe götürdü. Yani güzel oldu yani. Ben de açık açık cevap verdim yani birçok şeye. Çok düşündüğüm gibi. Abi. Çağdaş abi, seni tanıdığımız için çok mutluyuz. Çok memnun oldum. Çocukluğumdan beri dinlediğim bir adamla beraber bu sohbeti yapmak. Nasip bugüne nasipmiş. Harika bu diyor ki bizim eyvallah. İçin. İnşallah başka işlere ileride. İnşallah abi, her sezon artık talibiniz senin zaten. İnşallah. İnşallah yeni işlerinde burada her sezon konuşmayı çok i̇nşallah, isteriz. İnşallah. Abi tekrardan ayağına sağlık. Cashflow'a geldiği eyvallah. İçin kocaman bir alkış. Abiciğim. Eyvallah sağ olun. Ayağına sağlık. Rap Show'un bir bölümünün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Cashflow'la merak edilen her şeyi konuştuğumuz harika bir programı geride bıraktık. Rap Show'un devamının gelmesi için kanala abone olmayı, yorum atmayı, şöyle şuradan beğenmeyi unutmayın. Bunlar kanal için çok önemli. Evet, şu an durdurup abone olursan çok seviniriz. Bizi Instagram ve TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Haftaya yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay. İşte bu. No.